Merhabalar, bu videomuzda Kizuo ve Bikisıfır aracının kullanımını öğreneceğiz. İlk olarak tarayıcımıza kizuo.com yazarak aratıyoruz. Karşımıza gelen web sitesinde daha önceden kayıt olmadıysanız eğer sağ üst köşede bulunan kaydol butonuna basarak kayıt olabilirsiniz. Küçük bir kayıt işlemi gerçekleştiriyorsunuz. Mail adresinizi yazmanız gerekiyor. Buradaki koşulları kabul ettiğinize dair burayı doldurmanız gerekiyor ve başla butonuna basarak siteye kaydınızı gerçekleştiriyorsunuz. Ve kayıttan sonra mail adresinize bir bilgilendirme maili geliyor aynı zamanda. Ben daha önceden kayıt olduğum için oturum aç butonuna basarak Kizuo ve Bikisıfır aracına girişimi yapıyorum. Buradan Kizuo peki ne işimize yarar bizim? Filmlerinizi yapabileceğiniz, kolajlarınızı yapabileceğiniz, videolarınızı oluşturabileceğiniz bir Web 2.0 aracı. İlk olarak karşıma böyle bir pencere geliyor. Burada şablondan ya da en baştan kendiniz tasarlayabilirsiniz diyor. Ben bu pencereyi kapatıyorum. İlk olarak size buranın arayüzünü tanıtmak istiyorum. Sizin hesabınızın olduğunu şöyle sağ üstten görebiliyorsunuz mail adresinizle birlikte. Hemen onun yanında bir dil seçeneği var. Buradan Türk seçeneğini seçerek Türkçe olarak web sitesini kullanabiliyorsunuz. Tabii bunun premium üyelikleri de var. Aynı zamanda üyeliğinizi kontrol etmek için hemen Basic tuşuna basabilirsiniz ve fiyatlandırmasını da görebilirsiniz. Biz ücretsiz Basic olarak kullanacağız. Peki neler yapmamıza izin veriyor Basic kısmında? Maksimum 1 dakikalık film, videolar oluşturabiliyorsunuz. Çözünürlüğü 720p olarak veriyor sizlere. Depolama olarak da 1 GB kullanabiliyorsunuz. Bu ücretsiz üyeliğin özelliklerinden. Fiyatlandırmayı da buradan inceleyebilirsiniz. Peki nasıl kullanabiliriz Kizuo programını? Gayet basit kullanımı. Sol tarafta sizin için kendi klasörünüz, logo klasörünüz var. İsterseniz bu klasörleri 3 noktadan silebilirsiniz, adını değiştirebilirsiniz ya da kendiniz yeni albüm ekle bölümünden kendi klasörlerinizi de oluşturabilirsiniz. Hemen alta indiğimde burada demo 1, demo 2 ve devam eden bazı dosyalar mevcut. Örneğin videolar, demo 1 videolarda buraya daha önceden eklenen videoları görüyorsunuz. İşte bir videonuzda bunu kullanmak isterseniz sürükle bırak yöntemiyle bu videoları da kullanabiliyorsunuz. Demo 2'de çocuk fotoğrafları yer alıyor. Buradan da eğer çocuklarla ilgili bir tasarım yapıyorsanız bunları buradan kullanabilirsiniz. Bu demo 1, demo 2, demo 3 dediğimiz önceden yüklenen fotoğraflar Kizuo web aracının içerisinde bulunan hali hazırda olan görseller, içerikler. Alt tarafa indiğimde gelişmiş arka planlarını, video açılışlarını görebiliyorsunuz. Bunları yine kendi video sunumlarınızda, içeriklerinizde kullanabilirsiniz. Kapanış videolarını şöyle görebiliriz. Aynı zamanda klasik arka planlar ve renkli arka planlar olarak bu şekilde içerikleri kullanmanıza izin veriyor. Sol tarafta aslında içerik menüsü olarak burayı düşünebilirsiniz. Hemen üst tarafta film mi yapmak istiyorsunuz yoksa kolaj mı oluşturmak istiyorsunuz? İki tane bölüm var. Kendi oluşturduğunuz filmler buradaki filmlerin bölümüne kaydediliyor. Burada düzenleme yapabiliyorsunuz. Şu anda bir film yapmadık. Filmimiz yok. Ama film yapa basarak film yapmaya başlayabilirim. Ya da film yapma bölümüne gelerek yine tıkladığımda bakın bir pencere açılıyor. Bu şekilde buradan kullanabiliriz. Peki bu yaptığım filmleri nasıl yönetiyorum? Hemen sahnemin alt tarafında bakın burada kareler, kutucuklar var. Bu kutucuklar aslında eklemek istediğim içerikleri sürükle bırak yöntemiyle ekleyip kendi video sunumlarımı oluşturmaya birazdan başlayacağım. Şimdi film yapma bölümüne tıklayarak ya da filmlerin bölümündeki film yap bölümüne tıklayarak denememizi yapalım.
Film yap butonuna bastım. Karşıma bir pencere açıldı. Hazır modellerden mi devam etmek istiyorsun yoksa en baştan mı yapmak istiyorsun diyor. Ben modelleri sizlere ilk önce göstermek istiyorum. Buradan sesi kapattım. Hazır modellerde hemen hemen hepsinde kendi sesleri var. Şu şekilde sesi duyabiliyorsunuz sanırım. Şöyle sol tarafta hazır içeriklerin bulunduğu başlıklar var. İşte aileyle ilgili, mezuniyetle ilgili, işle ilgili başlıklar var. Bu başlıklara tıklayarak, içeriklerin üzerine tıklayarak sağ tarafta ön izlemesini yapabilirsiniz. Aynı zamanda bu içeriğin 16'ya 9 boyutunda mı yoksa kare boyutta mı, portre boyutunda mı olmasını yukarıdan seçebiliyorsunuz. Biz 16'ya 9 olarak devam edelim istiyorum. Burada ön izleme kısmında nasıl videonun devam ettiğini, hangi özelliklerin eklendiğini inceleyebiliyorsunuz. Efektlerinin nasıl olduğu, işte hangi animasyonlar, hangi gifler eklenmiş bunların hepsini görebiliyorsunuz. Hemen yukarıda farklı bir videoya tıkladım. Yine burada farklı bir giriş, arka plan animasyonları görüp inceleyebilirsiniz. Hangini kullanmak istiyorsanız eğer onun üzerine tıklayıp ileri butonuna basarak bu şablon üzerinde değişiklikleri yapabilirsiniz. Örneğin ben şu alttaki school yazan örneği kullanmak istiyorum. İleri dedim. İleri dedikten sonra yapmamızı istediği şey fotoğraflarınızı buraya yüklemek. Ya da sol tarafta ilk başta da anlattığım gibi hazır olan video içerikleri, fotoğraflar, kapanışlar, girişler buradan eklemeniz. Biz fotoğraf ekle bölümüne tıklayıp kendi bilgisayarımızdaki fotoğrafları aktaracağız. 4 tane fotoğrafımı aktarmak istiyorum. Şu an fotoğraflarım yükleniyor. Fotoğraf yüklemeler internet hızı ve fotoğrafınızın boyutuyla ilgili olarak süresi değişebilir. Bu fotoğrafları yükledim. Burada hangi fotoğrafı hangi sırada koyalım diye soruyor. 1, 2, 3, 4 şeklinde numaralandırdım üzerlerine tıklayarak ve ileri dedim. Şu an benim görsellerim videoya yüklendi. Tabii çok fazla ses geldi şu an. Sesini şöyle biraz kısıyorum. Aynı zamanda kendi hali hazırda bir sesi de vardı. Şu metinleri de nasıl düzenleriz onları da birazdan göstereceğim. Girişimizi yaptık. Benim görsellerim burada az önceki izlediğimiz videodaki gibi görseller yerini aldı ve aynı gifler, arka plan, tasarım hepsi aynı. Tabii burada yine biz metin eklemelerimizi de yapabiliriz aslında. 34 saniyelik bir video olmuş. Bunun süresini ya da eklemelerini de artırabiliriz. Biz 4 tane fotoğraf eklediğimiz için 4 tane fotoğrafı tasarıma yerleştirdi ve bize 34 saniyelik bir video hazırladı. Peki ben bu videoyu şuradaki düzenleye basarak değişikliklerini yapıp düzenleyebilirim. Sesini kapattım yine. Örneğin metin kısmından şöyle tabii 7 slaytlık bir video olduğu için ben ilk baştaki videoma geliyorum. Şöyle birinci slaytıma geldim. Buradaki yazımı değiştirebilirim. Ne yazacağım? Yazıyı silelim buradan. Kendi başlığımı eklemek istiyorum buraya. Lego. Şöyle tasarımlarım dedim. Tabii burada boyutunu değiştirebilirsiniz. Şöyle büyütüp küçültebilirsiniz. Ya da taşıma işlemini üzerine tıklayarak yapabilirsiniz. Rengini değiştirebilirsiniz. Şu şekilde. Tabii tasarımın şuradaki tasarıma çok müdahale edemiyorsunuz. Şöyle Lego tasarımlarım dedim. Ve kaydet butonuna basacağım. İstersen bu düzenleme ekranında sağ tarafta bulunan araçları da kullanabilirim. Şu sihirli dediği araçlar GIF halinde olan araçlar. İşte burada videoda da vardı. Okulla ilgili bazı içerikler yer alıyordu. Burada bunları ekleyebilirsiniz kendi tasarımınıza.
Ya da yukarıda da yine metin ekle bölümünden farklı bir metin de ekleyebilirsiniz buraya. İşte okul adınızı yazabilirsiniz örneğin. Hemen okul adınızı yazabilirsiniz. Şöyle yazdım. Tabii bunun da yine boyutunu artırabilirsiniz. Sonrasında rengini farklılaştırabilirsiniz. Böyle bir tasarım üzerinde oynamalar yapabilirsiniz. Ve sağ tarafta bulunan kaydet butonuna basarak yaptığınız değişiklikleri videonuza şu an kaydetmiş oldunuz. Hemen efektler kısmında şurada bu pencerede efektlerinizi değiştirebilirsiniz. İşte giriş ekranında böyle bir parıldama ya da ışık olarak özellikler eklemek istiyor musunuz? Ya da bu şekilde bir kalpli bir tasarım eklemek istiyor musunuz? Diyelim ki ben bunu beğenmedim, istemiyorum. Çarpı işaretine basarak değiştirebilirsiniz aynı zamanda. Örneğin ışık özelliğinden şöyle bir parıltı ekledim. İlk slaytıma, videomun açılışında ilk gösterilecek kısım. Animasyonlar bölümünden yine buraya işte okul var mıydı? Vardı. Okulla ilgili az önce de bahsetmiştim. Düzenleme ekranında olduğu gibi burada da siz değişikliğinizi yapabilirsiniz. Ses ekleyebilirsiniz. Şu an herhangi bir ses eklemeyeceğim. Çünkü videomun tamamı için hazır olarak bir ses eklenmiş. Bu sesi buradan silip siz kendi sesinizi bilgisayarınızdan da buradan müziğimi yükle bölümünden yükleyebilirsiniz. Ya da buradan hazır olan sesleri kullanabilirsiniz. Değişiklik yapmanıza izin veriyor. Logo olarak belki okul logonuzu buraya eklemek isteyebilirsiniz. Ya da bir proje videosuysa bu. Proje logonuzu videonuza ekleyebilirsiniz. Yine burada ben bir tane logoyu dışarıdan almıştım. Kendi cihazımdan eklemiştim. Logo bölümüne artıya tıklayıp buradan işte bu benim logomsa aç butonuna tıklayıp buraya logomu getirebilirim. İşte üzerine tıkladığımda da zaten videoya geliyor logom. İstemezsem de çarpıya basarak silebilirim. Örneğin ikinci slaytım bu şekildeydi girişlerim. Şuradaki text özelliğini değiştirmek istiyorum. Yine düzenleye bastım buradan. Sadece bu slaytı düzenlemek istiyorum. Text özelliğimi sildim. Kamyon modeli dedim. Şöyle siz değiştirebilirsiniz. Nasıl istiyorsanız. Burada biraz boyutunu artırabilirsiniz yazınızın. Durduğu yeri değiştirebilirsiniz. Ortalayabilirsiniz ya da. Rengini tamamen değiştirebilirsiniz. Burada şu yörüngenizi, efektinizi belirleyebilirsiniz. İşte burada yukarıdan giriş yapıyormuş benim modelim. Siz isterseniz soldan sağa doğru gelsin ya da zigzag çizerek gelsin, kıvrıla kıvrıla gelsin gibi seçenekleri değiştirebiliyorsunuz. Ben yukarıdan gelsin dedim. Çünkü şurada bir kağıt aşağıya iniyormuş gibi gözüküyor. Hoş bir görüntü oluyor. O yüzden ben bunu değiştirmedim. Yazı tipinizi de bu şekilde değiştirebilirsiniz isterseniz. Alt tarafta işte oynat dediğinizde bu tasarımın nasıl, hangi saniyede, kaç saniyede ne olduğunu da altta şu frame deniyor bunlara. Burada gözlemleyebiliyorsunuz. Hatta değişiklikler isterseniz yine üzerine tıklayıp değiştirebiliyorsunuz. Yine ben bu yazımı değiştirdim. Kaydet butonuna bastım burada. Ve benim değiştirdiğim kısım bu şekilde gelmiş oldu. İstersem diğer slaytlara da şöyle bir bakıyorum. Buradan yine yazı ekleyebilirim slaytımda. Burada da yazımı ekleyip belki bu çantaları kaldırabilirim istemiyorsam eğer. Bu şekilde slaytımı inceleyebilirim. Peki bu değişiklikleri yaptım. Test edelim dedik. Artık kendi değişikliklerimi yaptım. Sesi açmıyorum çünkü çok gürültü oluyor. Beni duymanız zorlaşabilir. Bu şekilde
değişikliklerimi yaptım. Yine süresinde hiçbir değişiklik yok. 34'tü sanırım. 35 olmuş. Yine tabii burada her bir ekleyeceğiniz GIF ya da her bir ekleyeceğiniz metin sürenizi arttıracaktır. Buradan da sürenizi kontrol edebilirsiniz. Örneğin ben bu videomu beğendim. Değişikliklerimi yaptım. Müziğimi değiştirdim. Metinlerimi ekledim. Buradan yukarıdan indir butonuyla indirebiliyorsunuz cihazınıza. Bağlantı adresini, linkini alabiliyorsunuz. Ya da farklı gönderme, YouTube, mail olarak gönder, blog, blogunuz varsa blogunuza ekleyebilirsiniz. Bu şekilde bu videonuzu paylaşım kısmı da mevcut. Yine belki beğenmediğiniz bir yer olursa düzenleye basarak videoyu düzenleyebilirsiniz. Ben bu videoyu bu şekilde çok beğendim. Kaydet butonuna basıyorum. Benden videoma isim koymamı istiyor. Bu şekilde ismimi yazıyorum ve kaydet butonuna basıyorum. Burada yaptığım video tasarımı değişikliğim kaydedildi. Hemen pencerede videonu indirebilirsin diyor, kopyalayabilirsin ya da e-postayla gönderebilirsin diyor. Ben herhangi bir gönderme indirme yapmayacağım. Ama indir dediğinizde bilgisayarınıza, cihazınıza inecektir. Ve ayrıca yaptığım tasarımı şu aşağıda bakın kare kare görüyorum. Ne demek peki bu? Birinci karemde bu görsel var. Yazılarım gözüküyor. Şu aradaki geçiş eklemiş, mozaik geçişini eklemiş, şu üçgen geçişini eklemiş. Ben bu geçişlerin üzerine çarpıyla basıp yukarıdan geçişler bölümünden kendi geçişlerimi ekleyebilirim. İşte burada şu dönme geçişini tuttum, sürükledim, bıraktım. Buradan ekleyebilirim bunu. Ön izlemesini yapalım. Zaten geçişin üstüne tıkladığınızda sağ tarafta bakın ön izlemesini yapıyor. Mesela şu dönen çubuklar nasılmış? Böyle bir geçiş. Mozaik nasılmış? Böyle. Ben şu anda değişikliğimi yaptım. Yine buradan mesela istediğiniz geçişleri değiştirebilirsiniz. Ya da efektler bölümüne tıklayıp efektleri de değiştirebilirsiniz. Bu efekti işte üzerine bıraktığımda şuradan yukarıdan tuttum. Slide'ımın üzerine bıraktım. Ve bu şekilde bir efekt eklemesini görebilirim. Hemen bana ön izlemesini gösteriyor ve değişiklik yapmam gerekirse istersem yine değişikliğimi yapabilirim. Yani bu ana ekranda da videonuzu kaydettikten sonra da düzenlemelerinizi yapabiliyorsunuz. Ben 4 tane görsel eklemiştim. O yüzden şu sondaki 6. 7. slide yerleri bende boş. Ama isterseniz siz yine fotoğraflardan buraya fotoğraf aktarabilirsiniz. Animasyonlardan yine GIF'lerinizi buradan ekleyebilirsiniz. Değişikliklerinizi bu şekilde yapabilirsiniz. Hemen filmlerime geldim. Burada bakın az önce yaptığım Lego tasarımlarımla ilgili videom kaydedildi. Yine alt tarafta videomu kaydedip belki silmek isterseniz silebilirsiniz, çoğaltabilirsiniz, düzenleyebilirsiniz. Videonuzu tekrar bir incelemek istiyorsanız oynatabilirsiniz. Bu şekilde aşağıda indirme, gönderme, düzenleme seçenekleri mevcut. Film yapma bölümüne geldim. Şimdi dedim ki ben modellerden kullanmak istemiyorum. En baştan yapmak istiyorum. En baştana tıkladım. Burada size diyor ki bu yapacağınız videonun tuval boyutunu nasıl ayarlamak istersiniz? Kare mi, portre mi, manzara mı? Yine ben manzara yapıyorum. 16'ya 9 olsun istiyorum. Onayla dedim. Bakın aşağıda bu sefer bu kareler, kutucuklar boş geldi. Bunun anlamı herhangi bir hazır model seçmedin. Kendin buraya sürükle bırak yöntemiyle yapabilirsin. Küçük bir örnek yapalım. Mesela şu görselimi burada gözüksün istiyorum. Pencere geliyor ve kırpma işlemini soruyor. Bu gönderdiğin, yüklediğin resmi kırpalım mı? Ben kırpma yok diyorum. Onayladım. Geçişlere geldim. Bu slide, birinci slide'ım, ikinci slide'a geçerken mozaik patlamasıyla geçsin diyorum ve şuradaki T kutucuğunun üstüne geçişi ekledim. Peki efekt olsun mu benim bu eklediğim birinci slide'ımda? Bakalım. Şuradaki parıltılı efekti ekleyeyim.
ekledim üstüne. Burada nasıl gözüktüğünü de siz yine görebiliyordunuz. Yine aynı sistem görebiliyorsunuz. Ya da mesela buradan tek tek metin eklemeye tıklayıp da yapabilirsiniz işlemlerinizi. Tıkladım. Kutucuk bana bilgi veriyor. Bunu kapattım. İşlemlerinizi metin olarak da yukarıdan yapabilirsiniz. İsterseniz de slide'ın üstüne çift tıklayarak da açılan gelen pencerede bütün değişikliklerinizi bu slide için yapabilirsiniz. İşte metin eklemek istiyorsam metnimi ekleyebilirim buradan. Işıklı metin dedim. Buradan metnimi sildim. Kamyon tasarımım yazdım. Yine sağ taraftan pozisyonunu değiştirebilirsiniz metninizin. Şöyle ben aşağıda olsun istiyorum. Kamyon tasarımı biraz daha aşağıya alalım. Yine yazı tipini, büyüklüğünü, efektlerini ya da rengini değiştirebilirsiniz. Alt tarafta da yazınızın hangi efektle geleceğini, nereden geleceğini, kayarak mı gelsin mesela, yazım kayarak mı geçsin, bunu ayarlayabiliyorsunuz. Ben ışık efektini kullanmıştım. Bu şekilde bir ışıklı metin ekledim. Yine yukarıdan efektinizi değiştirebilirsiniz. Animasyon ekleyebilirsiniz. Buradan yine ses ekleyebilirsiniz. İşte bu slide'ım geldiğinde bu sesi tümüne ekleme edebilirsiniz. Bütün slide'larda farklı sesler olsun da isteyebilirsiniz. Logonuzu da yine buradan aktarabilirsiniz. Bu değişikliği yaptım. Dedim ki ben işte slaytımı, video sunumumu bitirdim. Tabi burada film şablonunuza göz atın bölümü var. Göz atın dedim. Sil ve değiştirme yapabilirsiniz. Ekstra bir dizi ekleyebilirsiniz aynı şekilde. Ve ön izleme bölümüne tıkladığımda yaptığım bir slaytlık video tasarımımı buradan yine görebilirim. Hazırını kullandığım gibi yine aynı şekilde indirme paylaşma içeriklerimi, özelliklerimi kullanabilirim. Ya da sadece kaydet butonuna basarak filmlerin bölümüne kaydedilmesini sağlayabilirim. Bu şekilde. Herhangi bir indirme işlemi yapmayacağım şu anda. Filmlerime geldim. Bakın ikinci tasarımım da buraya geldi. Birinci tasarımımı var olan, hazır olan tasarımlardan kullanmıştım. İkincisini kendim yapmaya başlamıştım. Her iki yöntemi de kullanabilirsiniz burada. Hemen kolaj yapmaya geçelim. Kolaj yapma bölümüne tıkladım. Burada 3 özellik geliyor. Yine tablolar ve sihirli kolajlar bölümünden hazır olanları kullanabilirsiniz. Ya da buradan modelleri beğenebilirsiniz. Ya da kendiniz en baştan yapabilirsiniz. İlk seçeneği bir inceleyelim. Burada iki tane özellik veriyor bize. Hareketsiz şablon oluşturabilirsiniz ya da hareketli şablon oluşturabilirsiniz. Yani hareketsiz şablon fotoğraflar hareketsiz olarak fotoğraf kolajını yapabiliyorsunuz. Hareketlide de fotoğrafları giriş çıkış ekleyebiliyorsunuz. Mesela bir örnek bu. Şöyle bir diğer örneğe bakalım. Birden fazla görsel gözüküyor şu an karşımda. Tablolara tıkladığınızda burada özellikler yani eklenen hazır tablolar, sihirli tabloları görüyorsunuz. Burada sihirli demesinin amacı hareketli olması. Mesela ben bu şablonu kullanmak isteyebilirim. Ya da şu şablonu kullanmak isteyebilirim. Bunu kullanalım. Seç dedim. Yine burada bana fotoğraflarımı seçtiriyor. Birinci, ikinci, üçüncü. Üç tane eklemiştim çünkü. Üç tane olanı seçmiştim. Üç tane görselimi ekledim. İleri dedim. Bakın burada benim görsellerimi bana gösteriyor. Yine bunlar arasında bakın üstüne tıklayarak değişiklik yapabilirim. Yerlerini değiştirebilirim. Sonrasında şu oklar nereden gireceğini gösteriyor. Efekt olarak fotoğraflar nereden girsin? Bu fotoğrafların giriş yönünü değiştirebiliriz. Şu şekilde oklara müdahale edebiliyorsunuz ya da fotoğraflarınıza da müdahale edebiliyorsunuz. Bu da mesela şuradan girsin dedim. Bir ön izleyelim bakalım. Bu şekilde hareketli bir kolaj yapabilirsiniz.
Yine kolajınızı diyelim ki beğenmediniz. Fotoğrafınızı silebilirsiniz ya da çarpıdan silebilirsiniz. Ya da işte buradan girişine karar verebilirsiniz. Döne döne gelsin mesela. Onayla dedim. Tekrar bir ön izleme yapalım. Görselim döne döne geldi ve durdu. Aşağıda yine burada sizin hangi saniyede işte hangi görseliniz geliyor, ne zaman geliyor, bunlara da müdahale edebilirsiniz. Mesela bu birazcık geç gelsin diyebilirsiniz. Şöyle geldim. Diğerleri daha erken giriyor sahneye. Bu geç geliyor dedim. Buradaki ayarlamaları da yine yapabilirsiniz mouse'unuzla. Diyelim ki ben bunu beğendim. Buradan bazı efektler ekleyeceğim ya da şöyle bir kalp eklemek istiyorum dedim. Ortasına şöyle birazcık büyüttüm kalbimi. Şöyle bir kalp ekledim diyelim ki. Bunu da bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Tabii kalbinizi de eğer efekt verecekseniz ya da kalbi efektli yapabilirsiniz. Şuradan sihirli efektlerden, grafiklerden kullanabilirsiniz hareketli içerikleri. Ya da az önce eklemiştik, şuna ekleyeyim dedim. Sürükledim, bıraktım. Şöyle birazcık da büyüttüm. Buna da siz giriş ekleyebilirsiniz. Bu da üstten gelsin mesela. Efekt olarak da üstten gelsin. Şu üçüncü efekti seçtim. Ya da döne döne gelsin mesela. Hemen deneyelim bakalım. Bakın onun hareketi de en alta yeşil olarak geldi. Deneyelim. Bu da hareketli olarak aşağıya indi. Yani hareketsiz olarak eklediğim bir nesneye de hareketi verebilirsiniz. Bunu da indirebilir, gönderebilir. Hatta kaydedip sonra belki indirme işlemini yapabilirsiniz. Kaydet butonuna bastım. Yine burada bu özellikleri bana gösteriyor. Kolajınızı indir butonuna basarak fotoğraf olarak mı indireceksiniz? Fotoğraf olarak indirirseniz eğer hareketli kısmı gözükmez. Sadece yaptığınız kolaj gözükür. Video olarak indirirseniz hareketli bir video olarak karşınıza gelecektir. Onayla dedikten sonra tasarımınızı indirmeye başlıyor. Şu an internet hızından dolayı burada uzun süreceği için bunu iptal ediyorum şu anda. Tekrar filmlerime tıkladım. Burada filmlerim gözüküyordu. Hemen şöyle burayı yine bana hareketli kolajınızı indirin geldi. Şu an indirmiyorum. Şuradan kapattım. Peki hazır bir hareketli kolaj yapmayayım, kendim yapayım derseniz kolaj yapma kısmına tıkladım. Buradan şablon değiştir seçmedim. En baştan tıkladım. Manzarayı seçtim. Yine fotoğraflarınızı buraya sürükleyip bırakacaksınız. Örneğin şu olsun. Bu olsun dedim. Ve buradan fotoğraflarımın boyutlarını şöyle büyütüyorum. Bu da buradan gelsin dursun. Bir tane de şunu eklemek istiyorum dedim. Şöyle sürükleyip bıraktım. Bunu da şöyle büyüttüm. Tasarımımda. Bunu da şöyle çektik. Yine burada isterseniz siz bunlara hareket ekleyebiliyorsunuz. Aldım bunu. Tuttum. Buradan bu döne döne gelsin dedim. Şöyle yandan yandan gelsin. Efekt de ekledim. Bakın hemen hareketli bölüm açıldı. Buradan ön izlemesini yapabilirsiniz. Ya da yine burada metin de ekleyebilirsiniz. İşte şuraya metnimi eklemek istiyorum. Getirdim. Üzerine tıklayıp metin kutusunu silip buradan yine metninizi ekleyebilirsiniz. Yine aynı şekilde rengini değiştirebilirsiniz. Boyutunu, yazı tipini değiştirebilirsiniz. Şöyle şuradaki renge tıkladım. Arka plan rengini buradaki renk paletinden de aynı zamanda değiştirebiliyorsunuz bu şekilde. Arka plan olsun derseniz ya da bu görselime de bir giriş ekleyeyim. Bu da şöyle yukarıdan girsin istiyorum. Bu da
alttan girsin. Öyle bir özelliğin var mı? Hemen aşağıya iniyorum. Şu da şöyle kıvrıla kıvrıla girsin. Bu da çok dikkat çeker. Bu şekilde girsin diyorum. Ve oynat tuşuna basıyorum. Hareketli gifimi oluşturdum. Tabii illaki bunlara hareket vermeniz gerekmiyor. Buradaki hareketleri vermeyebilirsiniz. Yörüngeyi sil, efekti sil derseniz hareketsiz fotoğraf koleji de oluşturmuş olursunuz. Kolajlar kısmında bir de şablonu değiştire tıkladım yine. Tablolar, sihirli kolajları kullanmıştık. En baştan da yapmıştık az önce. Modellere de bir bakmak istiyorum, göstermek istiyorum. Burada yine hareketli modellerimiz mevcut. İşte arka planda sesli de aynı zamanda. Birçok tasarım var. Hatta şurada yeni yıl, Noel, aşağıya doğru indikçe kategorilerini göreceksiniz. Mezuniyet, sonbahar, bir sürü burada şablonlar mevcut. Örneğin ben bu şablonu kullanmak istiyorum diyelim ki. Bu şablonu hareketsiz olarak da ben değiştirip düzenleyip indirebilirim. Hareketli olarak da indirebilirim. Tabii hareketli olarak indirme de video olarak indiriyor. Kaç saniyelik bir video ise o şekilde bilgisayarınıza, cihazınıza indirmiş oluyorsunuz. Mesela hareketli olsun dedim. Seç butonuna bastım. Yine burada benden fotoğraf istiyor. Tabii ben aynı fotoğrafları kullanıyorum şu anda. Siz buradan fotoğraflarınızı değiştirip ekleyebilirsiniz. Video bile ekleyebilirsiniz. İleri dedim. Benim fotoğraflarım sırasıyla eklendi. Şuradaki yazılara tıklayıp yazıları değiştirebilirim. Yine burada da giriş var. Giriş ekleyebilirim. Bir oynatalım. Yazı ve görsellerin girişleri ayrı. Mesela ilk başta giriş yapılmasın demiş. Biraz sonrasında yapılsın deyip bunları değiştirmiş. Ya da buradaki yazıları yine düzenleyebilirsiniz. Şöyle ben düzeltiyorum. Kendi konunuzla ilgili metinlerinizi ekleyebilirsiniz aynı zamanda. Şöyle ekledim. Buraya farklı bir metin ekleyecekseniz belki yine hazır içeriklerden bu işi halledebilirsiniz. Farklı bir arka plan ekleyebilirsiniz. Farklı bir yazı aracı ekleyebilirsiniz. Bu şekilde bir tasarımımı da yaptım. Animasyonlar kısmından yine burada rastgele animasyon da ekleyebiliyorsunuz. Sihirli animasyonlar kısmından. Bu şekilde metninizi değiştirebiliyorsunuz. Yine metin ekle bölümünden farklı bir metin de ekleyebilirsiniz. Yukarıdan şablonu değiştirebilirsiniz. İşte bu çalışmayı beğenmedim, şablonu değiştirmek istiyorum da diyebilirsiniz. Yine sağ taraftan indirme ve gönderme işlemlerini yapabiliyorsunuz. Kaydet dedim şablonumu. Kolajı indir, e-posta gönder, film yap. Tekrardan hani bir film mi yapmak istiyorsunuz diye soruyor. Kolajı indir dedim. Video olarak indire bastım. Burada benim hangi formatta indireceğim, GIF olarak mı indireceğim yoksa video formatında mı bunlar var. Şöyle tıklayalım. Burada video boyutunuzu gösteriyor. Tabii burada biraz daha boyut yükseldikçe ücretli kısma dahil oluyor. Resmin saniyesini belirliyor. Hatta siz de bunu değiştirebilirsiniz. Hızını değiştirebilirsiniz. Daha hızlı yapabilirsiniz. Onayla butonuna basarak bu içeriğinizi cihazınıza indirebilirsiniz. Aslında bu Kizoa Web 2.0 aracının kullanımı basit. Sadece sürükle bırak fotoğraflarınızı aktarma işlemleriyle kendi hareketli kolajlarınızı, kendi görsellerinizi oluşturabiliyorsunuz. Videolarınızı oluşturabiliyorsunuz. Az önce gelen indirme seçeneğine bastım ve şu anda benim oluşturduğum hareketli kolajım bilgisayarıma iniyor. İndirme işlemi dediğim gibi hızıyla ilgili, internet hızınızla ilgili farklılık gösterebilir. Burada hazır içerikleri de kullanabiliyordunuz. Kendi içeriğinizi de üretebiliyordunuz. Gayet kullanımı basit ve pratik bir araç.
Sadece üyelik kısmı, eğer ücretli üyeliğiniz yok ise 1 dakikalık videoları indirmenize, hazırlamanıza izin veriyor. Tabii siz 3 dakikalık, 10 dakikalık da video hazırlayabilirsiniz ama sadece 1 dakikalık kısmını indirebilirsiniz diyor. Bu şekilde bir kullanımı var. Umarım siz de projelerinizde, derslerinizde Kizo aracını keyifli kullanırsınız. Hoşça kalın.